Kısa bir süre önce Cumhuriyetçi Parti Senatörlerinden Lindsey Graham'ın sorusu üzerine Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter'dan PYD'nin PKK'ya bağlı bir organizasyon olduğu itirafı geldi. Bu ABD'nin PKK'nın Suriye kolunu silahlandırdığı manasına geliyordu. ABD yönetimi Türkiye'nin kapsamlı uyarılarına rağmen bu akrabalığı uzunca bir süredir görmezden gelmekteydi kendince Suriye'de ış ile karşı mücadelede askeri bir dayanak elde ettiğini düşünüyor ve bunu da yitirmek istemiyordu. Oysa ki PYD lanse edildiği gibi legal demokratik bir parti değil, kendi halkına dahi zulüm uygulayan Stalinist bir terör örgütü. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan, 90'lı yıllarda örgüt elemanları ile birlikte Suriye'ye kaçmak zorunda kalmıştı. Öcalan'ın 1999 yılında yakalanmasının ardından örgüt, Suriye istihbaratı olan El Muhaberat'a emanet edildi. PYD El Muhaberat'ın yönlendirilmesiyle Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan tarafından 2003 yılında kuruldu. Osman Öcalan konuyla ilgili şunları söylüyor. İran'daki Pejak gibi PYD'yi de ben kurdum. PYD PKK'ya bağlı ve PKK'nın verdiği kararlara göre hareket ediyor. PYD'yi biz Kandil'de kurduk kadrolarını Kandil'de bize ittik. PKK-PYD bağlantısını en açık gösteren delil, PYD'nin kuruluşunda kabul edilen tüzüktür. Tüzüğe göre PYD, PKK'nın yeni ismi olan Kongregel'e bağlı olduğunu açıklamıştır ve örgüte üyelik için Abdullah Öcalan'a bağlılık esas alınmaktadır. PYD tıpkı PKK gibi Suriye toprakları üzerinde Stalinist bir idare kurmayı hedeflemektedir. Bu nedenle Kürtler, bu terör gruplarından daima zulüm görmüşlerdir. Söz konusu terör örgütleri için Kürtler sadece bir kalkan olarak kullanılmış, bu yolla terör örgütleri uluslararası kamuoyunda haklı sempati kazanmaya çalışmışlardır. Suriye İnsan Hakları Örgütü'nün raporuna göre PYD, kendi idaresi altındaki bölgelerde özellikle Kürtlere zulüm uygulamakta, sivillere yönelik insan hakları ihlallerinde bulunmaktadır. PYD'nin askeri kanadı olan YPG en az 651 kişiyi keyfi olarak tutukladığı, 41 kadın ve 51 çocuğu öldürdüğü, 1876 çocuğu da zorla askeri aldı belgelenmiştir. Rapora göre 2014'ün başından Ekim 2015'e kadar 34'ü çocuk yaşta 88 kadın YPG tarafından kaçırılmıştır. Aynı raporda 2015 sonuna kadar 51 çocuğun rastgele açılan ateş ya da keskin nişancı kurşunuyla katledildiği belirtilmiştir. PYD'nin çocuk asker kullanımına karşı başlatılan kampanya ise Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Hristiyan Demokratik Birlik Partisi Milletvekili Uwe Schumer ve Sosyal Demokrat Partili Milletvekili Gerold Rahimbach'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Alman siyasetçi destek vermiştir. Almanya merkezli Avrupa Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı Eva Savaesberg, PYD Suriye rejiminin insan hakları ihlallerini aratmayacak nitelikte bir süreç başlattı. Batı gerçekte kimin silahlandırıldığının bilincinde olmalı. Olası sonuçları iyi değerlendirilmeli. İnsan hakları ihlalleri gerçekleştirenleri destek verenler bu ihlallerden de sorumlu olurlar demiştir. UNHCR, Amnesty International, UNESCO gibi insan hakları kurumlarının 2013 yılından beri PYD'nin doğrudan PKK'nın kolu olduğunu açıkça belgeleyen ve insan hakları ihlallerini gözler önüne seren sayısız raporu bulunmaktadır. Buna rağmen ABD hükümetinin ısrarla Stalinist Marksist bir terör örgütünü silahlandırıyor ve destekli oluşu pek çok açıdan şok edicidir. ABD hükümeti hem kendi müttefiki olan Türkiye'yi endişelendirmekte hem de 11 Eylül sonrasında NATO üyeleri arasında kabul edilen teröre karşı birlikte mücadele anlaşmasına aykırı hareket etmektedir. Kore'de, Vietnam'da dünyayı komünizm belasından korumak için savaşmış ABD gibi bir devletin, gelecekte kendisi için de bela haline gelebilecek komünist bir yapıya destekçi olması tarihi bir hatadır. ABD, müttefikimiz, dostumuzdur. Ne dostları ne de kendisi için böylesine büyük bir belayı üstlenmesi asla istemeyeceğimiz bir şeydir. Radikal teröre olduğu gibi komünist teröre karşı da birlikte mücadele yapmamız şarttır. Bir terör örgütünü yok etmek için diğerini desteklemek dünyaya daha korkunç bir kabus getirebilir.